arkadaşlar uzunluk ve açı değişmez. Eski haline getirirsek daha iyi görürüz bakın. Şöyle eski haline getirdim. E, buradaki AL ile LO eşit. O zaman R bölü 2, R bölü 2 haliyle şöyle yaptığımız zaman aslında burası 30, 60, 90 üçgeni olacaktır. E, zaten KO ile de OB yarı çapı olduğu için birbirine eşit. 30, 30 derece oldu arkadaşlar. İki iç bir dıştan ya da 120, 30, 30 fark etmez. Böylece cevap C şıkkı. 70, 55, 125 derece. O zaman burası da 55 derece oldu arkadaşlar. Gördüğü yay 110 derece. Ne demiştik? Bir noktadan indirilen teğetler birbirine eşittir. Bir de gördüğü yayla toplamı 180 derecedir. Bu yüzden 70 derece olur. X, E şıkkı. 30 derece karşısındaki yay 60, 50 derece karşısındaki yay 100. Bir de kuralımız vardı şöyle iki tane kiriş içeride kesiştiğinde gördüğü yayların toplamının yarısıydı. 60 artı 100 bölü 2 dolayısıyla 80 eşittir x oldu. A şıkkı. Bir yorumla yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi bir kere madem açıları vermiş bize oran olarak. FE yayı BF'nin iki katı olduğuna göre 2 alfa ise merkez açıdan 2 alfa. Buraya alfa desem burası da böyle alfa olur tamam mı? Sonra arkadaşlar Merkezden tt inen doğru diktir. Böylece bakın z'den dolayı şurası da 2 alfa olacaktır. İkizkenar üçgen yarı eşit yine 2 alfa oldu. 5 alfa eşittir 180 alfa 36 derece alfa 36 ise 2 alfa 72 x'e de 18 kaldı. Bakın x'i en son umursadım. Bana verilenleri geometride çok iyi kullanmam gerekiyor ki sonrasını zaten bir şekilde hallederiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada şeye dikkat etmemiz lazım. Ee, OD ve OB ikisi kenar oluşturduğu için merkezden kirişe inen kenar ortaya aynı zamanda bir diktir. Çemberde uzunlukta bunu çok kullanacağız. Orada direkt diyeceğiz zaten merkezden kirişe inen Kirişi ikiye böler diye. Şimdi burada şunu görmek gerekiyor bakın. AO da OB'ye eşit. O zaman burada bir orta taban oldu. Bu soruda tabi A'ya 2A diye kullanmayacağız. Paralellikten yararlanacağız. Şöyle burası 70 derece lazım olursa dursun. Yine burası da arkadaşlar 70 derece. Tamam paralelliği kullanmadık. Öyle sadece ekstra bir bilgi olmuş olsun sizin için. O açısı 70 derece olduğu için yarıçaplar birbirine eşit. Bunlardan vazgeçtim işime yaramadı. E, sadece 90'ı görmek yetti. OC ile OB birbirine eşit. O zaman 55 55 olacak arkadaşlar C şıkkı. ABC'ye eşitlenmiş. Burada aslında şöyle güzel bir durum var. Şimdi yarıçaplar birbirine eşit. yarıçaplar birbirine eşit. Burada R, R A diyelim. R, R, A diyelim. İki üçgenin kenarları tamamen aynı. O zaman bu üçgenler eş üçgen. Yani taban açıları bunların x, x oldu. Her öyle ikiz kenarı eş, eş üçgen demem. Ama bütün kenarları eş olduğu için bu OBC ve O, A, B birbirine eş... 2x 130 x 65 e şıkkı. Kareye göre bakın soldakinin yarıçapı 6 birim, sağdakinin yarıçapı 2 birim. Merkezden TT inen doğru diktir. Hemen 90'ı gösterelim. Burada yine merkezden bir TT dik indirelim. Şimdi burası 6 santim, 2 santim, yine 2 santim. Şöyle bir dik indireceğim dik yamuktan dolayı. Buraya 2 dikdörtgenden dolayı. Kaldı 4. Hipotenüs 8 olduğu için 4'ün 2 katı o zaman bakın 30 derece olur. Haliyle zaten dikdörtgenden burası da 90 derece. 120 derece oldu D şıkkı. ABC ikizkenar üçgen demiş. AB ile AC'yi de birbirine eşit vermiş. Bir de burada hemen şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde bakın iki tane açı aynı olduğu zaman nerede oluyordu bu? Çevre açıda değil mi? aynı yayı gören çevre açılar böyle eşit olur. O yüzden buradan bir çember geçer. Aklınızda bulunsun. illa çapı görmesi gerekli değil. İki tane böyle alakasız gibi görünen aynı açı olursa kesinlikle bu çevre açı gereği böyle çember belirtir. Bundan sonra artık o zaman e, alfaya bakacağız. Şimdi aynı yayı gören başka açı bir de burası var arkadaşlar. E, şuraya da Şuraya derken tabi göstermedim. Şuraya arkadaşlar ikizkenar üçgen geri 90 eksi alfa bölü 2 deriz değil mi? Toplamları 180 olması için bu iki açının 90 eksi alfa bölü 2, 90 eksi alfa bölü 2 olması gerekiyor. Şimdi ADBC bir kirişler dörtgeni olduğu için bize sorduğu bu D açısına X diyelim artık. X ile 90 eksi alfa bölü 2'nin toplamı 180 yapıyor x buradan 90 artı alfa bölü 2 oldu arkadaşlar b şıkkı. EF ile OB'yi nasıl birbirine bağlayabiliriz? Bakın yarıçaplar birbirine eşit olduğu için merkezden E noktasına bir yarıçap çekerseniz böylece artık ters açıdan 74, burası da 74 olacaktır arkadaşlar. 74, 74 daha 150, 148 tamamı E açısının 32. Bize neresi lazım aslında? Şu ufak açı bu ufak açıyı bulunca artık x'i de bulmuş oluruz. Onu da nereden bulacağız? Yine iki skener üçgen yardımıyla 90-74 daha 164, 16 kalır, 8 dereceymiş. Bu da 8 dereceymiş. O zaman x'e 24 kaldı d şıkkı. Çok basit bir yorum yapacağız. AB'ye 2a demiş, BC'ye a kök 2 demiş. Şimdi yarı çap a olduğuna göre çekersek a a a kökü nerede var? 90-45, 45 de var. Böylece B açısını 45 derece bulduk. Şunu siliyorum 45'i bulduğum için. Tabii ki bu bir kirişler. Dörtgeni gördüğünüz gibi hepsi kiriş. Karşılıklı açılar toplamı 180 derece olur. X bu yüzden 135, C şıkkı. kenar bir üçgende madem orta noktayı vermiş. Hemen şöyle biz kendimiz bir dikindirelim. Böyle bakın 90 derece olacak. Sonra bunlar birbirine eşit açı ortay. 61, 29. Burası da arkadaşlar 29. Ve şunu söylememiz lazım. Hipotenüsleri aynı olan iki dik üçgenin köşelerinden bir çember geçer çünkü karşılıklı açıları toplamı 180 derece olan şekil kirişler dörtgenidir. Böylece 29 EC yayını görüyor, X de EC yayını görüyor. Aynı yayı gören çevre açıları eşit. 29 B şıkkı